Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Coşkun Usta yayınımıza katılıyor. Hoş geldiniz Coşkun Bey. Hoş bulduk. Çok teşekkürler vakit ayırdığınız için. Şimdi estağfurullah. Sizinle bu saat dilimi içerisindeki bağlantımızda bugüne kadar ilaca dair birçok şey konuşulsa da yeterince belki de vakit ayıramadığımız bir başlığı açmak istedik biz. O da ilaçlar dışında kişinin kendisine nasıl destek olabileceği, iyi beslenerek, iyi uyuyarak. Biraz bunları anlamak da istiyoruz. Beslenme meselesinde üstünde durmak istiyoruz bu bağlantı sayesinde. Neler söyleyebilirsiniz bu süreçte kişilerin nelere dikkat etmesi gerekir diye? Evet, önemli bir konu tabii. Sonuçta hepimiz evdeyiz ve bu konu üzerinde kafa yormamız gerekiyor. Bugüne kadar aslında bu konuda ehli olan ya da olmayan birçok insanın konuştuğunu biliyoruz. Topluma doğru ya da yanlış mesajlar verildiği konusunda da bazı olumsuzluklar, beraberinde bazı olumluluklar da söz konusu olabilir. Ama ben bu soruyu şu şekilde cevaplamaya çalışacağım. Birinci olay, biz temelde bu virüste savaşırken veya vücudun hastalıklarla savaşırken yaptığı temel şey nedir? Bağışıklık sistemimizi düzene sokmak dediğim kavram gerekiyor. Şimdi bakın, biz bu hastalıkta ne yaptık? Her tarafı dezenfektanlarla yıkadık. Ellerimizi sürekli antisepti yapıyoruz. Şimdi burada yaptığımız işlemle bağışıklık sistemimize zarar verme potansiyeli taşıyoruz. Hani yiyeceklerle, içeceklerle amacımız ne? Bağışıklık sistemimizi güçlendirmek, değil mi? Hı hı. Bir de var olan bağışıklık sistemimizi de korumamız lazım. Hı hı. Şimdi ben size söyleyeyim. Bizim en önemli bağışıklık organlarımızdan bir tanesi derimizdir, vücut derimiz ve bağırsaklarımızdır. Asıl bağışıklık, asıl immünite, asıl savunma sistemi buradan başlıyor. Yani derimiz ve bağırsaklarımız. Dolayısıyla biz bunlar, bu gerek derimizde gerek bağırsaklarımızda ne barındırıyoruz? Yararlı, bazen de zararlı bakterileri barındırıyoruz. Ama çok sayıda sağlıklı bir kişide yararlı bakteri vardır. İşte dolayısıyla biz antisepti yaptığımız zaman, sürekli elimizi kimyasallarla yıkadığımız zaman, oradaki mikropları, yararlı zararlı mikropları öldürelim derken neyi de öldürmüş oluyoruz? Zararlı mikropları da öldürüyoruz. Zararlı mikropların yanında yararlı mikropları da öldürmüş oluyoruz. Şimdi buradaki mikroplar bizim savunmamızın, bağışıklığımızın kazanılmasının temel hücreleridir. Bunları kaybedersek bu biyolojik yaratıkları bizim temel biyolojik savunma sistemimize zarar vermiş oluruz. Hı hı. Şimdi dünyada bazı akımlar oluşuyor bu süreç içerisinde. Bunlardan bir tanesi de hijyen hipotezi, bir dönem bir akım şekilde atıldı ortaya. Hijyen hipotezi diyoruz. Yani insanoğlu çok fazla hijyen olursa, eğer bu hipoteze göre çok fazla hijyen olursa, alerjik ve diğer hastalıklara karşı savunmasız, otoimmün hastalıklara karşı daha yatkın bir hale geldiğini ortaya koydular. Dolayısıyla dediler ki lütfen bizim bağışıklığımızı sağlayan bu mikrobiyota dediğimiz derimizin üzerindeki, bağırsaklarımızdaki bu yararlı bakterilere dokunmayalım. Biz elimizdeki bakterilere ya da yüzümüzdeki bakterilere, ağzımız içindeki bakterilere nasıl dokunuyoruz? Dezenfektanlarla, antiseptiklerle. Peki bağırsaklardaki yararlı bakterileri nasıl öldürüyoruz? Bir, kötü beslenerek. İki, antibiyotiklerle. O yüzden biz bu iki şeyden mümkün olduğu kadar, gerekmedikçe uzak durmamız gerekiyor. Birincisi antibiyotikler, ikincisi de bu dezenfektan maddeler. Hatta bu virüs çıkmadan önce, bu yeni koronavirüs salgısı çıkmadan önce, salgını çıkmadan önce Amerika'da bu içerisinde dezenfektan içeren el sabunlarına bir yasaklama getirilmişti. Çok kısa bir dönem önce, bir iki ay içerisinde. Çünkü elimizdeki bu savunma hücrelerini, bu savunma sistemimizi çalışmasını sağlayan bakterileri öldürdüğü için. Dolayısıyla o zaman biz beslenmeyle savunmamızı arttırmaya çalışıyoruz ya. Birincisi, var olana zarar vermememiz lazım. Ne yapıyoruz o zaman? Antibiyotiklerden ve bu dezenfektanlardan mümkün olduğu kadar uzak kalmamız gerekiyor. Peki. Buraya kadar anlaşılmayan bir durum söz konusu mu acaba?
Değil, hiç kesmeden dinlemek istedim ki sizin bu net anlatımınız olabildiğince yüksek sayıda izleyiciye de ulaşsın. Sadece birkaç soruyla sizden destek rica edeceğim. Sizi dinlerken zihnimde aldığım notlar onlar. Dezenfektanın zararlı etkileri, gerekli olmadığın zamanlarda kullanılmasın dediniz. Ölçüyü kaçırmayın dediniz çünkü iyi bakterileri de öldürüyor. Dolayısıyla sizi zayıflatma riski taşıyor. Sabunda aynı risk var mı? Ve bu dönem içerisinde nasıl bir ölçüde kullanılması gerekiyor o zaman dezenfektanın, kolonyanın? Onlar için de geçerli mi bu söylediğiniz? Tabii ki geçerli. Aynı şey alkoller için de geçerli. Alkol içeren dezenfektanlar için de geçerlidir. Bu dönemde en masum olanı tabii ki sabundur. Bazı şeylerden de kaçınılmaz olduğumuz için, madem bu virüsle savaşıyoruz, bunun bir yolu da antisepsi ise o zaman burada en masum olanı sabunlardır. Sabunların da çok doğal olanları vardır. Zeytinyağlı sabunlar vardır. Kekik, defne içeren sabunlar vardır. Dolayısıyla da sabunlar en masum olanlarıdır. Bizim burada anlatmaya çalıştığımız şey, işte bağışıklığımızı arttıralım derken bir de var olanı yok etmeye çalışıyoruz. Hı-hı. Peki diyelim ki bunlardan uzak kaldık, antibiyotiklerden uzak kaldık. Yani var olan bağışıklık sistemimizi çok zedelemedik. İkinci olay beslenmeye geliyor. Yani neler yapmalıyız, nelerle beslenmeliyiz, yiyip içmeliyiz ki bağışıklık sistemimizdeki bu düzeni bozmayalım. Hı-hı. Bunların çok koordineli bir şekilde çalışmasına devam edelim. Hı-hı. Şimdi burada iki tane önemli kural var. Benim de çok üzerinde durduğum kurallardan bir tanesi. Birincisi, her şeyi dozunda alacağız. Bir şeyin faydalı olması demek zararlı olmayacağı anlamına gelmiyor. Bu yiyecekler için de geçerlidir. Bakın, ben polifenoller diye bir grubun içerisindeyim dünyada. Çok az sayıda da Türk var bu grubun içerisinde. Bu grubun özelliği şu: doktorlardan oluşmuyor aslında bu grup. Daha çok biyologlardan ve diğer disiplinlerden oluşuyor ama amaç şu: diyoruz ki biz, acaba bizim yediğimiz yiyeceklerin içinde bizim vücudumuzda farmakolojik dozda, yani tedavi edici dozda ya da yararlı olabilecek moleküller var mıdır? Bunları araştırıyor polifenol yapısında olanlar. Amaç bu grubun amacı. Ve gerçekten çalışmalar yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Bunlar hep bilimsel çalışmalar, uluslararası bilimsel çalışmalar. Bunlar da Fransızlar, İtalyanlar, Almanlar, Japonlar bu işin içerisinde, Çinliler zaten bu işin içerisinde, çok az Amerikalılar bu işin içerisinde. Yani yediğimiz yiyeceklerin içerisinde, besinlerin içerisinde bize faydalı olma potansiyeli olan moleküller nelerdir? Bunları araştırıyoruz. Bakın, bunları araştırdığımızda bazı besinler fonksiyonel gıda olarak ön plana çıkıyor. Yani ne demek istiyorum fonksiyonel gıda olarak? Bunları sadece tadından, tuzundan ya da bize verdiği mutluluktan dolayı yemiyoruz. Aynı zamanda yediğimiz bu yiyecekler bize sağlık açısından da faydalı. Yani sağlığımıza da iyi geliyor. Sağlığımıza da yardımcı oluyor. Ama hiçbir zaman ilaç dozunda değil. Hiçbir zaman tedavi amaçlı değil buradaki olay. Burada bir yanlış anlaşılma olmasın. Ama bizim sağlığımızın, biyolojik yapımızın, metabolizmamızın çalışması için gerekli olacak besinleri, maddeleri, molekülleri vücuda kazandırmamız gerekiyor. Dolayısıyla da bunlar daha çok sebze ve meyvelerin içerisinde var. Biz istediğimiz kadar pilav, pirinç yiyelim, bulgur yiyelim. Bunlar birer karbonhidrat örneği. Bunlar bize üstelik kabuğu çıkarılmış, içindeki vitaminleri soyulmuş halde tükettiğimiz besinlerdir. Çok faydalı değildir. Dolayısıyla biraz neyin üzerine gidiyoruz? Sebze ve meyve ağırlıklı beslenmenin üzerine gidiyoruz. İstiyorsanız buraya kadar sorularınız varsa, kafanıza takılan bir şey varsa onları da alayım. Bu yayın dinamiği güzel gidiyor gibi, Coşkun Bey. Çok ders gibi oldu da o yüzden yani aslında tam da bu konularda bize net, sade, ders gibi anlatılmasına ihtiyaç duyduğumuz bir zamandayız. Ben tercih ediyor ve sizin sözünüzü kesmiyorum. Çünkü dinleyenler de sizin bu hem sunum şeklinizden hem de paylaştığınız içerikten
olabildiğince faydalanabilsinler diye. Ama tabii ufak ufak sorularla sizden destek rica ettiğimiz konuları da aktaracağım. O da şu, siz geldiniz oraya söylediniz özellikle sebze ve meyve yenmesi gerekiyor diye. Onlar içerisinde öne çıkanlar var mı? Bunların var. Pişirilme ve tüketilme koşullarına dair neler söylersiniz? Ve bir taraftan da siz az önce el üstünde mikrobiyatodan bahsettiniz ve bağırsakta da bir flora korunması gerektiğini söylediniz. Ona destek olabilmek için sebze ve meyve dışında ne seçenekler var? Bu dönemde insanların ihtiyaç duyduğu bilgiler bunlar. Buyurun cevabınızı duyalım. Tamam. Şimdi isterseniz sorunuzdan başlayayım. Bizim bağırsaklarımızdaki yararlı bakterilerin miktarını arttırmak, zararlı bakterilerin göreceli olarak miktarını azaltmak anlamına geldiği için yararlı olacaktır. Biz onları orada niçin barındırıyoruz biliyor musunuz? Ve onların sayısı hiç az değil. İnanın normal hücrelerimizin toplasanız sayısından 10 kat fazla olduğu iddia ediliyor. Ben bu tıpta bu hücre sayma olaylarına pek güvenmiyorum ama 10 katı olduğunu. Şimdi ben düşünüyorum, hani ben mi onun içinde yaşıyorum, o mu benim içinde yaşıyorum? Meğerse benim 10 katım kadar benim bağırsaklarımda bakteri varmış ve yararlıymış bunlar. Şimdi bunlar boşuna orada olmuş olabilir mi? Hayır. Demek ki bir amaç için oradalar. Bunlar bizim ilk savunma bariyerimiz işte. Çünkü bizim dışarıya açılan en önemli kapılarımız, yani yediğimiz besinlerin ilk vücuda girdiği kapı burası aslında. Yani midemiz falan değil, ince bağırsaklarımız ve kalın bağırsaklarımız, özellikle ince bağırsaklarımız. Dolayısıyla burası önemli bir kapı. Buradaki ilk savunma sistemi işte bu bakteriler. Bu bakteriler aldığımız besinlerin içerisindeki maddeleri öyle güzel işliyorlar ki, öyle güzel ayırıyorlar ki onlar da onları metabolize ediyor. Bir şeyler yapıyor, onlardan yağ asit yapıyor, başka moleküller yapıyor. Bakın mesela bazı insanlar doğru beslendiğinde ne kadar mutludur? Neden? Çünkü serotonin miktarları artar o insanların. Ve bizim serotoninimizin büyük bir miktarı da bağırsaklarda sentezlenmektedir. Beyinde sentezlenmek şeklinde değildir. Bağırsaklarda sentezlenir. Şimdi biz dolayısıyla bunlar çok önemli işler yapıyorlar. Neyle beslenelim? Örneğin bu dönemde pırasa yiyebiliriz. Çok güzel bir mevsimindeyiz. Pırasa yiyebiliriz. Bakın lahana yiyebiliriz. Tam zamanı. Yani evdeyiz. Oturup bir lahana sarması yapılabilir. Brokoli çok önemli. Bakın brokolinin o kadar çok önemi var ki özellikle bu brokoli filizi dediğimiz daha filizlenme aşamasında sülforafanlar dediğimiz öyle bir molekül sentezliyorlar ki bu moleküller bizim bağırsaklarımızda bırakın yararlı olmayı tedavi yani tamir etme gücüne bile sahipler. Bunların hepsi çalışmalarla ortaya konmuş, bilimsel çalışmalarla ortaya konmuş verilerdir. Dolayısıyla bağırsaklarımızın ve oradaki bakterilerimizin probiyotik ayrımı yaptığımız zaman yapmamız gereken şeylerden bir tanesi örneğin brokoli dedik, lahana dedik. Bunlar bizim için çok önemli. Yer elması çok önemli bir probiyotiktir. Bu dönemde yine tüketmemiz gereken önemli probiyotiklerden bir tanesidir. Evet, sorunuz mu vardı? Zamanımı iyi yönetmeye çalışıyorum. Evet, bir taraftan da editörümle de koordine olmaya gayret etmemin sebebi o. İzleyicilerimiz lütfen yanlış anlamasın. Telefonuma bakmamın sebebi tamamen zaman koordinasyonunu ayarlamak. Çünkü size vaktimizi olabildiğince iyi kullanıp bir soru daha yöneltmek istiyorum. O da şu. Tamam. Bu işin bir de bir psikolojik boyutu var. Size onu sormak istedim. Market alışverişi yapıldığı zaman kapalı yiyecekleri almaya eliniz gidiyor. Çünkü hani kapalı ya ona temas etmemiştir bir şey diye düşünüyorsunuz. Bahsettiğiniz karbonhidratlar da o kapalı paketlenmiş ambalajlı şeylerin içerisinde satılıyor. Sebze meyve açık yerde olduğunda insanlar biraz daha endişe duyabiliyorlar. Çünkü onu eve getirip bir de onu temizlemek. Acaba doğru temizleyebiliyor muyum sorusu da çıkıyor. Bunların bir de temizlik boyutuna dair neler söylersiniz? Satın aldık sizin söylediklerinizi getirdik mutfağa pişireceğiz. İmmün sistemimizi doğru desteklemek için. Ama onlar nasıl temizlenecek? Çünkü sabunla yıkamaktan tutun da sirke içinde işin bekletmeye kadar bir sürü formül var. Sizin söyleyeceğiniz bir şey var mı? Onu da sormak istedim. Bu da son sorum. Ya aslında o işin başka bir boyutu. Evet. O boyutu bence şu aşamada anlatmak istemiyorum ama biraz daha anlatacağım, daha beslenme konusunda anlatacağımız bazı kavramlar var. O yüzden temizlik konusunu isterseniz daha sonra da cevaplayabilirim. Bu dönemde yine bağırsaklarımız için önemli faktörlerden bir tanesi doğru gluten içeren besinleri tüketmemiz. Ne demek istiyorum doğru gluten diyerek? Yani yanlış ekmek yemememiz lazım. Doğru ekmek yememiz lazım. Bakın mesela
bu yabancı ülkelerde veya uzak doğu ülkelerinde bakıyoruz, 80 yıllık, 100 yıllık mayayı yaşatarak ekmek yapıyorlar. Bu mayanın aslında sorduğunda 100 yıl öncesine dayandığını, 100 yıldır bu mayayı yaşatarak onun genetiğini bozmadan ekmek yapmışlar ve o ekmeğin tadı inanın çok lezzetli. Ve dolayısıyla da glutenden de biraz doğru gluten içerebilen, mümkün olduğu kadar az gluten içeren ürünleri de tüketmemiz bağırsak sağlığımız ve immün sağlığımız için çok önemlidir. Tam evdeyiz, tam kilo alma riski taşıyoruz. Evet. Abur cuburdan mutlaka uzak duracağız. Mutlaka bu cips gibi şeylerden mutlaka, o kadar kötü trans yağlar içeriyorlar ki, evet, eğer uzun süre tüketmediyseniz, bir tükettiğinizde bakın göreceksiniz mideniz yanacaktır. Ama sürekli tükettiğinizde ona karşı vücut kendiniz korumaya geçiyor. Ama bu sırada da kendinden bir şeyler veriyor vücut. Dolayısıyla evet, abur cuburdan mutlaka uzaklaştıracağız. Peki. Şimdi son cümlenizi rica edelim. Sonra reklam vakti gelmiş. Dolayısıyla size veda etmek durumunda kalacağız ama lütfen cümlenizi bitirin. Buyurun. O zaman biraz da şekerden uzak kalmamız gerektiğini vurgulamak istiyorum. Özellikle kefir çok önemli bu dönemde tüketmemiz gereken. Çaylara da dikkat edelim. Evdeyiz, kendimize çok güzel. Örneğin yeşil çay çok önemli. Epigallok ateşini içerir. Yeşil çayı mutlaka günde 2 bardak en az ve kahve içebiliriz bu dönem içerisinde. Bazı kekik çayları içebiliriz. Bunun da faydaları vardır. Nane çayı içebiliriz. Adı çayı içebiliriz bu dönem içerisinde. Fakat mesela sarımsak da öneriyorum. Fakat sarımsak özellikle tiroid fonksiyonları, tiroid hasarı olan, tiroid fonksiyonları bozuk olan hastalar açısından biraz sakıncalı. Aslında her şeyin fazlasının bazı hastalık tiplerinde zararları var. O yüzden evet, lütfen her şeyi dozunda kullanalım diyorum. Çok teşekkürler Profesör Doktor Coşkun Usta. Sağolunuz. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Coşkun Usta ile konuştuk. Bu dönemde doğru beslenmenin altını hep çiziyor uzmanlar. İşte onun içeriği ne, neyi yemeli, neyden uzak durmalısınız. Çünkü her şey ilaç değil, her şey dezenfektan değil. Kendinize yapabileceğiniz faydalar içerisinde doğru şeyleri yemek de var diye hatırlattı bize Profesör Doktor Coşkun Usta. Reklam şimdi.